Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu milletvekillerinin Cumhuriyet Halk Partisi olan il kongresi yapıldı. Mevcut Başkan Esat Şengül güven tazeledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP il ve ilçe teşkilatları, çevre il milletvekilleri katılırken kongreye Aksu TV ekranlarından da canlı yayında davet edilen AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan katıldı. Ayrıca kongreye 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek gibi önemli isimler de katılım gösterdi. Açılış konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Esat Şengül yaptı. 36.sını gerçekleştireceğimiz olan kongremizi açmak istiyorum. Ama bu kongreyi açmadan önce açılış konuşmasında ifade etmedim ama salon neredeyse %45 hanımefendi ve genç dolu. Özellikle hanımefendilere ve gençlere saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Açılış konuşmasının ardından CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da birer konuşma gerçekleştirdi. Bu kongreden sonra bireysel önceliklerimiz asla Türkiye Cumhuriyeti'nin önceliklerine, partimizin önceliklerinin önüne geçmemeli diyorum. Bu nedenle de kongremizin Kahramanmaraş'a, Türkiye'ye, partimize hayırlı olmasını diliyor ve kongremize başlıyoruz. Sevgili yoldaşlar, ben de arkadaşlarım gibi Maraş'a sık geldim. Her geldiğimde de şu an yaşadığım coşkuyu, umudu burada tazeledim. Bunu yaratan sevgili il başkanımı, ona yoldaşlık eden parti meclis üyemi, sevgili Ali Başkan'ı ve onları yalnız bırakmayan, bugün de burada onlara güç katan partimin her kademesindeki sevgili yoldaşlarımı, il başkanlarımı, genel başkan yardımcımı, milletvekillerimi saygıyla selamlıyorum. Maraş bunu hak ediyor. Maraş'ın başka bir gücü var. Maraş aynı zamanda Aşık Mahsun'un kentidir. Ozanların kentidir. Barış'ın kentidir. Demokrat ve devrimcilerin kentidir. Bunu böyle bilmesi istiyorum. Bu ülkede Alevliler, Sünniler, Kürtler, Türkler bu topraklarda birlikte yaşıyor. Birlikte yaşamaya devam ediyor. 80 milyonu aynı gözle bakıyoruz ama 80 milyona eşit davranmamız gerekiyor. Vatandaşa tek tek ulaşarak bunları anlatıp ikna etmekten başka bir şansımız yok. Ben bu kıvılcımın, bu ateşin Kahramanmaraş il örgüt seçiminden itibaren başladığını görüyorum ve bu Kahramanmaraş'ta yapılan İl örgüt seçimini, il başkanlığı seçimini Kahramanmaraş'ta ve Kahramanmaraş il örgütüne hayırlı olmasını diliyorum. Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bizde ise birçok ilçe ve il kongresinde ikili, üçlü, dörtlü, adaylıklı demokratik süreçler işliyor. İşte bu temel özelliklerden bir tanesi. Bunu biz çok önemsiyoruz. Niçin? Çünkü biz sosyal demokrat bir siyasi partiyiz. Bu bizim siyaset anlayışımızın gereğidir. Önce parti içinde demokrasiyi hayata geçireceğiz ki Türkiye'de demokrasiyi hakim kılalım. Demokrasinin hüküm sürmediği, demokrasinin bütün kurallarıyla, kurumlarıyla geçerli olmadığı ülkelerde baskı vardır, dayatma vardır, şiddet vardır, ayrımcılık vardır, ötekileştirme vardır. Onun için demokrasiyi çok ama çok önemsemeliyiz ve bunu öncelikle de kendi partimizde olabildiğince hayata geçirmek zorundayız.